3 Eylül 19 Eylül. Değerli İkizler Burcu, nasılsınız? Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official. Dünya ve Türkiye gündeminizi merak ediyorsanız Instagram sayfamda. Burada çok az yapıyorum ama orada günlük 2 günde bir Türkiye ve Dünya gündemi yapıyorum. Bilginiz olsun. Değerli İkizler Burcu, mesleki anlamda şaşırtıcı ve kafanızı karıştıracak bazı davranışlar ya da siz sergileyebilirsiniz ve bu davranışlar ve tutumlar sizi işinize sıkıntıya sokabilir ve işsiz kalabilirsiniz. Bu hafta gereksiz enerjiler, gene gereksiz atraksiyonlardan uzak duralım. Çünkü buradaki bazı karışık olaylar sizin işten çıkartılmanıza ya da işle alakalı sorunlarınızın sahada olacağı ve artık ben buradan gitmek istiyorum dercesine sanki bakışlarınız kovulmanıza sebep olabilir. Bu hafta bu konuları dikkate alalım. Lütfen önemseyelim. Çünkü hemen işte beğenmiyorsunuz. Her iş kapısı da size uygun olmadığı için lütfen en azından Ekim-Kasım'a kadar idare edelim. Ondan sonra doğru teklifler sizin için daha doğru evrede söz konusu olacak. Bu dönem özellikle mühendis ya da uçak mühendisliği, makine mühendisliği, mühendislik alanında eğitimini bitirmiş ve meslek sahibi arkadaşlarıma şunu demek istiyorum. İşinizle ilgili planladığınız farklı ülkelerle ilgili yazılarınız olumlu şekilde size geri gelecek ama farklı bir şehre de yerleşmek istiyorsanız firmanız sizi o alana, o noktaya gerçekten hayırlısıyla yollayacak ve bu sizin hedefleriniz için gayet başarılı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Ve beklenmedik konumlarda paranızla alakalı da yaşadığınız riskleri düzeltme ve rahata erdirme süreci sağlanacak gözüküyor. Eğer ki akademisyenseniz, öğretmenseniz biraz temponuz, tabii okullar açıldı ama daha üniversiteler açılmadı zannediyorum. Güzel bir oluşum ve başarı doğrultusunda devam edeceğiniz bir döngü olacak. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim ama istediğiniz bir okul ya da girmek istediğiniz devletle alakalı eğer akademisyenseniz bununla ilgili çok güzel teklifler gelecek ve bu kapınız hayırlı ve aydınlık olacağını gösteriyor. Banka ya da satış ve paralarla alakalı iş kapısındaysanız farklı beklediğimiz teklifler için olumlu imzalar ve güzel kapılar hayırlı olacak. Stabil, sabit bir işteyseniz de maaşınız ya da güzel bir değişim şaşırılacak şekilde ben değiştim mi diye şaşkınlık yaratacaksınız ve siz yeriniz değişecek. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Ev hanımları, özellikle iş bekliyorsanız, uzun süredir işsizseniz, Covid'den dolayı bir türlü iş kapımı bulamadım, evde tıkandım kaldım diyorsanız biraz daha vaktiniz var. En azından evdeki enerjinizi toparlamanız gerekiyor ve ev sizi çok bunalttığı için ve insanlarla iletişiminiz, konuşmayı çok sevdiğiniz için, evin içerisinde kimseyle konuşamadığınız için gerginsiniz. Bence bazı kurslara başlayabilir, kendinizi geliştirebilir, yeniliklere hakim olacağınız bir döneme giriş yapabilirsiniz. Mesela astroloji eğitimi alabilirsiniz, kozmik enerji eğitimi alabilirsiniz. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek ya da spiritüel danışmanlık alabilirsiniz enerjinizi değiştirmek adına. Bu gayet başarılı, en azından sıkkın haliniz değişebilir. Özellikle medya sektörü önde çalışan ikizler için de istediğiniz bir bölüm ya da istediğiniz bir iş yeri kapısı varsa bununla ilgili başvurunuzu yapın. Hemen olumlu bir sürece giriş yapacaksınız. Sağlık sektörü ya da büyük bir devlet alanıyla ilgili bir beklentiniz varsa bir erkeğin desteğiyle iş kapınız hayırlı ve aydınlık olacak ve istediğiniz kapıya geçişiniz sağlanacağını gösteriyor haritanız bu hafta. Kendi eğitiminizle ilgili dil eğitimi, farklı alanlara merak olan ikizler burcu için de gerçekten istediğiniz başarıyı ve açılmasını istediğiniz bu eğitim neyse de bunu gayet üst level'da tamamlayacak ve başaracak olarak uyarı veriyorsunuz. Aşk konusunda bu ara zorlayıcı bir hafta, ısrarcı davranışlar, karşı tarafı yoran ve baskın halinizi biraz geri tutmanız sizi daha motivasyonunuzu ve ilişkiyi kontrol hakimiyetini alacağını gösteriyorum. Sanki emir vaki emreder gibi, yani ilişki emirci tavrınız biraz yıpratıcı gözüküyor. Karşı tarafta sizin gibi insan olduğunu unutmanızı öneriyorum ve ona da size aileniz nasıl davranıyorsa siz de o insana aynı şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum.
Yalnız aşk bekleyenler için kırmızı alarm var burada. Güzel aşklara, güzel enerjilere yelken açacaksınız ve ruhunuza şifa gibi gelecek. Geri gelmesini istiyorsanız bir arkadaşınız ya da sevgilinizin birkaç, özellikle çarşamba, perşembe sevgiliniz ya da arkadaşınızın yazacağı haber sizi mutlu edecek ve keyif alacaksınız. Sevgilinizin evlenme teklifi bekliyorsanız ve uzun soluklu, mesela 3-4 yıllık ya da 2 yıllık bir ilişkiniz varsa, hayatınızdaki insan size evlilik teklif edecek ama bu ay değil. Aralığa kadar sabırlı olursan o sevgili sana evlilik teklif edecek olarak uyarı veriyor. Evli çiftlerimiz için özellikle bir erkek dinliyorsa eşinize bir hediye almanızı öneriyorum. Eğer bir kadın hediye ediyorsa evinizde güzel bir yemekle onu motivasyon etmenizi istiyorum. Çünkü zırzırınız bitmiyor. Her iki taraf için de geçerli. Birbirinize güzel hediye alarak motivasyon yaratabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili özellikle ev taşınma ve bu okuluna uzak diyen bazı ikizler burcu için ev arayışı var. Ve bu ev arayışı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ve çocuklarınıza uygun ev enerjisi bulacağınızı uyarıyor. Uyarıyorum, ben uyarıyorum. Unutmayın, ben uyarıyorum bunu. Yalnız ani öfke patlamaları, sinirsel çatlamalar, evin içerisinde ciyak ciyak bağırmaları uzak tutmanızı öneriyorum ve çocuklarınız bu bağırışlardan hoş değil ve mutsuz oluyorlar. Ve sanki özellikle bunu en çok evde duran ve ev çalışmayan hanımlara sesleniyorum. Çocuklarınızla iletişiminizi güçlü kılın. Ev halkınızdaki insanlar bazen titizlik, hastalık, aynı şeyleri kurmaktan çok yoruldu. Lütfen biraz evi sakinliğe itmeni ve anne seyrediyorsan biraz televizyonun sesini kısman gerekiyor. Herkes eğitimine, herkes bir düzenine başladı. Sen hala yaz tatili modundasın. Yapma diyorum. Sağlık olarak kadınsal bölgemize dikkat edeceğiz. Özellikle erkeklerde üreme organlarınızla prostatınızı kontrol etmenizi ve kalp damarlarınızı kontrol etmenizi öneriyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.